Çay saatine hoş geldiniz. Bugün olağanüstü bir misafirimiz var. Dünyaca meşhur orkestra şefimiz, kıtalar arası müzisyenimiz, Türkiye'nin müzik hazinesi Sayın Gürer Aykal. Gürer Bey, özgeçmişiniz baş döndürücü. 5 dakikaya sığdırmaya imkan yok. Okumak ve anlamak benim için adeta bir eğitim oldu. Yanlışlarım varsa şimdiden özür dilerim. 1969'da Ankara Konservatuvarı'nın keman ve kompozisyon bölümlerinden mezun olan Gürer Aykal, Bursa gittiği Londra Guildhall Müzik Okulu ve Kraliyet Müzik Akademisi'nde ileri şeflik bölümlerini birincilikle bitirdi. Daha sonra Roma'da ve Siena'da eğitimini en yüksek dereceyle tamamladı. Vatikan'da Gregorian Koro ve Rönesans çok sesli müzikleri üzerinde de eğitim gördü. Adnan Saygun, Necdet Remzi Atak, George Hirst, Franco Ferrara, Andre Preven gibi büyük isimler hocaları oldu. 1975'te Gürer Aykal, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sürekli şefliğine atandı. Bir süre Devlet Opera ve Balesi'nin genel müdürlüğünü yaptı. Sunakan ile kurduğu Ankara Oda Orkestrası yurt içinde ve bilhassa yurt dışında 100'den fazla konserler verdi. Gürer Aykal, Avrupa ülkelerinin en önde gelen orkestralarına şeflik yaptı, yönetti. Bunların arasında Londra Filarmoni, Moskova, Prag, Helsinki Senfoni, New York Festival, Amsterdam Konserthaus gibi orkestralar var. Dünyada ve Türkiye'de en meşhur solistlerle çaldı. Gürer Aykal'ın Türk bestecilerinin önemli eserlerinin dünyada ilk seslendirilişini gerçekleştirdi. 1981'de devlet sanatçısı unvanıyla onurlandırıldı. 1999'da da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nı kurdu. 2008'e kadar sürekli şefliği ve genel müzik yönetmenliğini yaptığı orkestranın onursal şefliğini sürdürmekte. Aynı sene Türkiye'de yılın sanatçısı seçildi. 2000-2004 yılları arasında Antalya Orkestrası'nı kurup geliştirdi. ABD'de uzun yıllar şeflik ve genel müzik direktörlüğünü yapan Gürer Aykal, 1991-203 yılları arasında El Paso Texas Senfoni Orkestrası daimi şefliğini yürüdü. Eğitimci yönü çok kuvvetli olan Gürer Bey, yurt dışında Indiana Üniversitesi, Texas Tech ve Texas El Paso Üniversitelerinde orkestra şefliği dersleri verdi. Halen Bilkent ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim vermekte. Gürer Aykal'ın 1980'den beri yabancı ve yerli tanınmış sanatçılarla beraber yaptığı çok sayıda CD albümleri var. 2008'de de Finlandiya Devlet Nişanı ile ödüllendirildi. 2017'de New York'ta New Manhattan Senfonietta'yı kuran Gürer Aykal yeni bir devire başladı. Sizi Gürer Bey'e vermeden önce son derece meşgul hayatınızdan bize vakit ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Geçen programda bize New York Türk Amerikan Sanat Topluluğunu anlatan Başkan İbrahim Yazıcı'nın bu program içinde yardımlarına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kıymetli teknik ekibimiz Çağal Sansar ve Erkan Şahin'e her zaman müteşekkirim. Evet Gürer Bey. Baton şimdi sizin. Buyurun. Ben birkaç sualle başlayacağım.
Bu bütün hikaye nasıl başladı? Nerede doğdunuz? Aile ortamınız, ilk orta eğitiminiz, müziğe ilgi nasıl başladı? Buyurun. Öncelikle çok teşekkür ederim. Onur duydum, gurur duydum. Ne kadar güzel beni anlattınız. Bana aslında söyleyecek bir şey kalmadı. Ama hemen nerede doğduğumu söyleyeyim. Benim babam müzik öğretmeni, köy enstitü müzik öğretmeni. Ben de Çifteler, Eskişehir Çifteler köy enstitüsünde dünyaya gelmişim. Babamın müzik öğretmeni olmasından ötürü tabii müziğe olan yakınlığım doğal. İnsanın babasından biliyorsunuz yalnız şeker veya damar sertliği gibi hastalıklar geçmiyor. Böyle yetenekler de geçiyor. Babamdan dolayı benim müziğe büyük bir yatkınlığım var. Bu küçük yaşlarda çıkıyor ortaya. Fakat babam beni devlet konservatuvarına saklıyor. Fazla ders bana vermiyor ki yanlış bir eğitim almayayım diye. Ki yani bu o yine kendisinin yüceliğini gösteriyor bana. Biliyorsunuz köy enstitüsü öğretmenleri çok başka. Onların düşünceleri çok başka. Çalışkanlıkları çok başka. Yani onu burada anlatmaya saatler yetmez. Evet. Beni Ankara Devlet Konservatuvarı'na getirdi. 11 yaşındaydım. Orada işte keman bölümüne girdim. Necdet Remzi Atak'ın öğrencisi oldum. Keman eğitimi 9 yıl sürüyor. Kompozisyon eğitimi de 7 yıl sürüyor. Bütün bunları Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 5 kuruş vermeden, yani bu büyük öğretmenlerle 5 kuruş vermeden okudum. Devletim beni okuttu. Yani onu söylemek istiyorum. Keman bölümünde okurken ben orkestra falan kurmaya başladım. Arkadaşlarım bana çok yardımcı oldular. O değerli arkadaşlarım benim o acemilik günlerimde benim dertlerimi çektiler. Onlara duyan varsa teşekkür ediyorum sizin huzurunuzda. Sonra tabii müziği daha iyi anlamak, daha iyi öğrenmek adına kompozisyon bölümü okumam gerektiğini duydum. Yani keman bölümündeki eğitim çok güzel ama o sizi bir orkestra şefi yapmak veya bir besteci yapabilecek düzeyde değil. Onun için en büyük şanslarımdan birisi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Ahmet Adnan Saygun kompozisyon bölümü öğretmeniydi. Onun öğrencisi olabildim. Ne kadar önemli bir şey. İşte onun dizinin dibinde diyeyim 7 yıl az buz değil Adnan Bey gibi bir hocanın yanında. Bitirdikten sonra da yine hocamın isteğiyle yani Adnan Saygun'un isteğiyle İngiltere'de ve İtalya'da okumam gerektiğini bana çizdi. O çizdiği yolda da öğrenimimi sürdürdüm. Kısaca yani eğitim yaşamım bu. Yeter mi o yani? Evet. 21 senede başaran ilk kişi olarak geçiyorsunuz. Bu hey. Keman, kompozisyon ve sonra İngiltere, Roma, Siena'da olan bütün eğitimin toplamı değil mi? 21 sene. Evet, evet. İşte bütün benim değerli arkadaşlarım eğitimin bitince de emekli olacağımı söylüyorlardı zaten. Evet, evet. Uzun, evet. Uzun sürüyor. Yani daha kısasını yapamazsınız. Yani iki tane bölüm bitiriyorsunuz. Üstüne de işte yani Londra'da iki akademi, sonra işte Siena'da ve Roma'da akademiler. Daha önce bitirmeye imkan yok. Evet, müzik zaten korkunç emek isteyen bir alan, klasik müzik bilhassa. Evet, sonra döndünüz, sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na şefi olarak tayin edildiniz. Oradaki tecrübeleriniz nasıl oldu? Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1924 yılında Atatürk'ün emriyle İstanbul'dan Ankara'ya getirtilmiş bir orkestradır. Onların da görevleri çok başkadır.
Yani Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Cumhuriyet'in en önemli kuruluşlarından birisidir ve görevi çok sesli müziği Türkiye'de sevdirmek, saydırmak ve yaşatmaktır. Böyle bir orkestranın tabii şefi olabilmek de bu yükümlülükleri yerine getiriyor. Ben de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda çalıştığım sürece bunu hiç unutmadım. Çok sesli müziğin, bu çok güzel müziğin, dünyanın paylaştığı bu nimeti ben de yurttaşlarımla elimden geldiği kadar paylaşmaya çalıştım. Cumhurbaşkanlığı Orkestrası ile yaptığım çalışmalar salonların dışına çıkmıştır, futbol sahalarına çıkmıştır, stadyumlara çıkmıştır. İşte CD'ler yapılmıştır, Anadolu konserleri yapılmıştır, eğitim konserleri yapılmıştır. Yani orkestranın zaten ana görevi bu. Cumhuriyet'in sesidir onlar. Onların görevi budur. Ben de o görevi bir süre onurla taşıdım. Bunu da hep yaşamımda gururla hatırlıyorum. Ve sonra Oda Orkestrası'nı kurdunuz, değil mi, Sınakan'la? Sonra daha sonra başka orkestralar da geldi. O çok başarılı oldu zannedersem. Çok seyahat, yurt dışında 100'e yakın, 100'den fazla konserler vermeniz. Sonra Konsertgebouw da muazzam bir chamber orkestra, değil mi, Konsertgebouw? Müthiş bir orkestra. Yani, En muazzam, en bilinen, tanınan, fevkalade bir orkestra. Çok yakın çalışmalarınız olmuş. Büyük orkestraların dışında Oda Orkestrası, daha küçük orkestralarla. Oda Orkestrası olması yani seyahat imkanlarının daha kolay olması açısından. Yani yoksa öyle çok küçük de bir orkestra değil. Sadece para açısından o. Şimdi Oya Hanım, orkestra kurdunuz dediniz. Tabii Ankara Oda Orkestrası Sunakan'la dediniz. Sağ olun. Ben konservatuvarda daha keman bölümündeyken de başladım orkestra kurmaya. Aslında bende öyle bir şey var. Yani orkestra kurmak gibi bir görevi üstleniyorum ben. Ben orkestraların bir ülkeye aydınlık getireceğine inanıyorum. Orkestraların bir kente düzen getireceğine inanıyorum. Orkestrayı dinleyen insanların çok sesliliğe alışacağına, çok sesliliğin demokrasiyi bile kavramada daha kolaylık sağlayacağına inanan bir insanım. Yani benim orkestra açmam herhalde karakterim. O benle beraber hep devam ediyor. Size şeyi anlatayım. I'm sorry. Do you mind? Kadın bir şey yıkıyordu da onu susturdum. Kusura bakmayın. Orkestra, evet, Konsertgebouw söylediniz. Hemen onu ben özetleyeyim. Hollandalıların bana söyledikleri, Almanya'da, yani Berlin'de onlarla konser yaptım. Berlin'de de yaptım yani. Berlin'de aldıkları ilk iyi kritik olmuş. Hani onu söylediler bana. Bu herhalde çok önemli bir şeydi benim hayatımda da. Evet. Sunakan'la birlikte kurduğumuz orkestra da, Sunakan dağ gibi bir kemancıdır. Dev gibi bir kemancıdır. O hem solist hem de orkestranın baş kemancısıydı. Yani bizim orkestramız çok kısa bir dönemde tanınır oldu, istenir oldu. Yani biz Avrupa'ya yok Dışişleri Bakanlığı'nın, yok Kültür Bakanlığı'nın falan böyle yardımıyla falan değil, onların davetiyle gider olduk. Yani öyle sakın başka bir şey anlaşılmasın. Dolayısıyla hakikaten dediğiniz gibi 100'ün üzerinde konser, yalnız 22 konser Paris'te, Fransa'da yaptığımızı biliyorum. Kolay mı efendim yani bütün bunlar? Almanya, Hollanda, hele İtalya en çok bizi çağıran ülkedir. Şimdi İtalyan bir Türk orkestrasını çağırsın. Niye çağırsın? Yani satabiliyor, edebiliyor ki onun için. Yani bütün bunları arkadaşlarımla yaşadım, Sunakan'la birlikte yaşadım. Bütün bunlar işte yani ben ülkemin aslında, değil mi, yani Türkiye'nin o hani bilinen herkes tarafından
hor görülen bir ülke olmadığını, aslında güzel sanatlara çok değer verdiğini ve Türk insanının özellikle müziğe çok yatkın olduğunu, işte yapabildiğim her şeyle, yönettiğim her Türk eseriyle bunu elimden geldiği kadar dünyada kanıtlamaya çalışıyorum. Ne yaptım? Ben çünkü 5 kuruş vermeden okudum, değil mi? Beni devletim okuttu. Benim bu devletime borcum nedir? Benim sahamda elimden gelen yenilikleri, açılımı yapabilmek. Yani müthiş bir seyahat programlarınız vardı herhalde. Siz böyle bir trubadur gibiydiniz. Bütün şehir şehir dolaşıp koca orkestrayla. Sonra tabii şey geldi. Borusan orkestrası hala orada onursal şefsiniz. O da çok Borusan orkestrası çok tanınan bir orkestra oldu Türkiye'de. Ve hala çok kuvvetli gidiyor. O oldu. Sonra Antalya oldu. Bir Türkiye'de kaç şehirde ve kaç orkestra var? Kaç orkestra var? Kaç şehirde var? Bu çok önemli. Çünkü Amerika'nın her şehrinde, ben 60'ta geldim, bir tek New York'ta çok vardı. Sonra hemen hemen her şehir rahatlayınca, refah gelince hemen bir orkestra kurdular. Hemen hemen her şehirde vardır. Bunu Türkiye'de görmek de harika bir şey olacak herhalde. Oya Hanım, yani tekrardan benim yarama bastınız. Şimdi 100. yıla geleceğimiz bu son gelecek 2 yıl içinde bizim yaptığımız bir plan vardı. Türkiye'nin 40 kentinde orkestra olsun istiyorduk. 20 kentinde de opera ve bale. Opera ve bale biliyorsunuz çok daha zor, çok daha etraflı olduğu için orkestra daha kolay kurması ve yaşaması o açıdan. Yoksa yani orkestra 40, opera 20 bu sanatsal bir şey değil. Onu söylemek istiyorum. Bunu yapamadık. Maalesef yapamadık. Bu olmadı. Yani Kültür Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, zaman zaman bize bakan başbakanlık veya müsteşarlıkları her ne kadar yapmak istedilerse de bu yaptırılmadı. Ben bunu artık söyleyebiliyorum. Şimdi Amerika'da 800 tane orkestra var. Evet, bu 800 orkestra nasıl? Çünkü burada yaptığım uzun süre müzik direktörlüğü ve orkestra şefliğinden ötürü buradaki sistemi öğrendim. Bunu tabii ki ülkemde uygulamak istedim. Ama hepimizden önce bunu Doğramacı yaptı, İhsan Doğramacı yaptı. Bilkent Üniversitesi'nde bu Rusya'da hatırlıyorsunuz Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla tabii İhsan Hoca da biliyorsunuz nasıl bir zeka öyle bir şey yaptı ki işte Özbekistan'dan, Rusya'dan, Tataristan'dan, şuradan buradan müthiş çalgıcıları Türkiye'ye getirdi. Ersin Onay, Profesör Ersin Onay elini tabii ve onlar ne kurdular? Bilkent Akademik Senfoni Orkestrası kurdular. Aynı zamanda üyeleri çünkü öğretmenlik yapacaktı. Hani bu amaçla yapıldı ve kuruldu ve konser salonları yapıldı biliyorsunuz yani. Yaptıktan sonra yapılan konser salonunu İhsan Doğramacı Ankara'ya yaptı. Böyle başladı. Şimdi ben bunları da bilen, bir de Amerika'da da bu gibi şeyleri inceleyen bir insan olarak Türkiye'de özel sektörün, gerçekten özel sektörün bu işe el atması inancını taşıyordum. Ve çok büyük bir şans Asım Kocabıyık gibi gerçek bir iş adamını tanımış olmam oldu. Ve Asım Bey'in yardımlarıyla Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası kuruldu. Bir de Borusan Kuartet kuruldu. Çünkü Türkiye'de olmayan bir şeyi kurdu. Asım Bey bambaşka bir insan. Asım Bey ve çocukları yani bunlar gerçek ülkelerinden aldıklarını ülkesiyle paylaşan anlayışı taşıyan insanlar. Bunlar benim şansımdı. Dolayısıyla işte Borusan İstanbul Filarmoni'yi görüyorsunuz. Neler yapıyor? Dünyanın her yerinde konserler veriyor ve Borusan Kuartet her yerde. Örneğin New York'ta
altın madalya aldılar. New York'ta yani bir otobüs bileti alamazsınız yani. Altın madalya kazandılar. Yani özel sektörün buna el atması Türkiye'nin de vardığı yeri gösteriyor. Şimdi komşularımıza bakalım. Bütün komşularımız Yunanistan, Bulgaristan, Romanya. Hadi onlar ama Yunanistan yok böyle bir şey. Daha devam edelim, daha içerilere girelim. Avusturya'ya gidin. Böyle örnekler göremiyorsunuz. Yani bir Borusan gibi bir örnek göremiyorsunuz. Bir İhsan Doğramacı'nın başlattığı Bilkent gibi, evet. Yani Cumhuriyet kavramlarını özümsemiş iş adamları işte neler veriyor Türkiye'ye, görüyoruz bunu. Sadece size söyleyeceğim, ben de bunların içinde tabii ki saham, orkestra en iyi şekilde açmak, onların eline en iyi şeyi bırakmak ve tabii o namusu taşıyan bir insan olarak bu çalışmaları yaptım ve bunun gururunu yaşam boyu taşıyacağım. Teşekkür ederim bunları bana söylettiğiniz için. Büyük bir yol açtınız. Şimdi tabii Türkiye'ye refah geldi. Bu son 20 sene içinde bir orta kısım oldu. Yani Türkiye bir kırsal ülke olmaktan çıkmaya başladı. Endüstriyel ülke. Şimdi refahla ve 200'e yakın üniversite var. Bu üniversitelerde müzik öğretimi herhalde kuvvetlenecek. Yani siz bir yol açtınız ve iş adamları, böyle büyük bir iş adamı, ileri görüşlü, çok iş adamımız var Türkiye'de. Yani inşallah, bir sualim daha var. Peki Türkiye'de bunu takip edecek, sizin yolda gidecek şefler, müzisyen, yönetmenler, direktörler oluşuyor mu? Tabii. Türkiye'de çok iyi orkestra şefleri geliyor efendim. Çok çok iyi. Hiç o konuda bir rahatsızlığım yok gerçekten. Onlar Türkiye'yi çok daha iyi ve taşıyacaklardır. Ona inanıyorum. Şimdi Oya Hanım, ben dilerseniz bir de ne üretiyoruz? Hani ne çalıyoruz değil mi? Orkestra. Tabii biz orkestra olarak ülkemize neyi göstermek durumundayız? Örneğin Mozart'ı, Beethoven'ı değil mi? Hani bütün bunları, bu dünya nimetlerini göstermek durumundayız. Ama bir de kendi ülkemizin bestecileri. Bu çünkü bizim neye vardığımızın kanıtıdır. Yani bir ülkedeki bestecilerin ürettikleri o ülkenin düzeyini gösterir. Bu ekonomik olarak aşağı yukarı çıkarsa bile, ama bana inanmanızı dilerim ki bestecilerin, yani sanatçıların üretileri o ülkenin vardığı düzeyi gösterir. Şimdi bu açıdan bizim kendi bestecilerimize, değil mi, çok yer vermemiz lazım. Kendi bestecilerimizin eserlerini çok çok çalıp bunları dünyaya tanıtmamız lazım. Türkiye'de bu kolay olmuyor. Demin söyledim, 40 orkestra olacaktı. Size yanıt vermeye utandım. Yani iki elin 10 parmağı kadar bile orkestramız yok. Maalesef yok. İşte özel sektörde gördüğünüz gibi bu iki tane. Tekfe'nin biliyorsunuz bir orkestrası var. Ve çok mutluyum böyle bir şeyi yaşattırıyorlar. Ama Akbank orkestrasını kapattı. Neden kapattı? Bir türlü anlayamıyorum. Yani orkestralar kurmak, dediğim gibi bir ülkeyi bir ülkeyle karşılaştırırken bence çok önemli bir kıstastır. Hani siz demin dediniz ya, kentlerde, Amerika'daki kentlerde. Şimdi Amerika'da bir kentte ne var, o kentte ne yok dediğiniz zaman önce orkestrayı, sonra operayı, baleyi ele alırlar. Tabii ki golf klapları, sonra futbol takımları falan tabii geliyor. Ama bütün bunlar esastır. Bu kent bilinci yaşayan ülkelerde böyle oluyor. Bizde kent bilinci henüz oturmadı. Demin eğitimden bahsettiniz. Hani bu nasıl bir eğitimle müzik öğretmenlerimizde çok şey düşüyor. Müzik öğretmenlerimizin ellerini tutmamalıyız. Bazı yöneticiler müzik öğretmenlerimizin neler öğretmeleri gerektiğine bile karışır oldular. Arabesk ister oldular. Hayır, öğretmenler neyi öğreteceğini biliyor. Öyle öpülesi öğretmenleri rahat bırakmak lazım. Bana kalsa eğitim, nasıl başlarım biliyor musunuz? Matematik ve müzik
5-6 yaşında yalnız bu ikisi, sonra diğerleri gelir. Bizim dünyayı yakalamamız lazım. Bu bilgisayar çağı dedik, hani dijital çağı, şunlar, bu gelen çipler, bizim bunları yakalamamız için elimizde çok iyi sanatımızın olması lazım. Ben ona inanıyorum. Evet, evet, olacak. Yani Türkiye'nin konumu bir kere, etrafımız son derece güç memleketlerle dolu, politik problemler, ekonomik problemler, pandemi, yani neye yetişsin? Ama ben çok ümitliyim. Bu gördüğüm, okuduğum sizin özgeçmişinizi, muazzam şeyler yapılmış. Şimdi bestecilerden bahsettiniz, kendi bestecilerimizden. Manhattan Senfonietta'nın verdiği iki konserde de iki tane Türk bestecisi var. Şimdi biraz ona geçelim. O nasıl kuruldu? O bir mucize gibi geliyor bana. Müzisyenleri nasıl buldunuz? Yani ben dinledim, İbrahim'le program yaptığımızda kalitesi harika, orkestranın ses harika. Ona nasıl vardınız? O çok güç bir şey. Yani biraz ondan bahsedin, yeni bestecilerimizi işitelim ve nasıl orkestra kuruldu. Çok, yani çok çok tebrik ediyorum orada. Çok muhteşem bir gelişim. Çok sağolunuz efendim. İbrahim'le program yaptıysanız onun nasıl zeki bir insan olduğunu herhalde hemen anlamışsınızdır. Kendisi aradı, İbrahim. İşte biz bir konser vermek istiyoruz. İşte yapar mısınız falan. Sonra biz buluştuk. İnsanın kanı kaynar ya hani. Kanım kaynadı. Ben dedim ki böyle olmaz. Biz bir orkestra kuralım. Nasıl dedi. Ama nasıl dedikten 15 dakika sonra kafasında her şeyi zaten kuruyordu. Ayşen Hanım'la beraber biz 3 kişi aslında bunun temelini attık. Ben Amerika'da uzun çalıştığım için orkestraların nasıl yaşadığını biliyorum. O konuda kendilerine yardımcı oldum. Şimdi dünyanın başkenti New York desem ne olur? Siz Washington'da yaşıyorsunuz. Sakın kıskançlık göstermeyiniz. Biz burada köyde yaşıyoruz. Sanat açısından biraz uğraşıyoruz ama. Manhattan başka bir yerdir biliyorsunuz. Tabii. Biz de dedik ki bir orkestra kuralım ama içinde hiç böyle Türk adı falan olmasın. Ne koyalım? İşte New Manhattan Sinfonietta. Neden Sinfonietta? Sinfonietta, sinfoninin, yani senfoninin biraz küçüğü demektir efendim. Ama çok imkanları olan, çok flexible bir şeydir. Böyle bu adla kuralım dedik. Ve yalnız New York'ta değil, yakınımızda da olan Türkleri bulalım, çalgıcıları. Onları kazanalım. Onları içeri alalım. Tabii ki Amerikalılar, tabii ki sınavlarla, dinletilerle seçelim. Ve her programda da bir Türk eseri alalım. Elimizde fırsat düşerse bir de bir genç Türk koyalım. Bir Türk solist koyalım genç. Hani böyle tanınmış olan değil. Ve hiçbir şey söylemeden sahneye çıkalım. Yani o konsere gelen farkında olmadan bir Türk kültürüne orada aşılanıp gidiyor. Dışarı çıktığı zaman vay be, Türkiye neymiş, Türkiye'de de böyle şeyler. Ama adımızda hiç öyle yok. Onu da anlıyorsunuz değil mi? Bir ad koyarsanız hemen başka ülkelerdeki komşularımız hemen başlıyorlar dırdırlanmaya, nazlanmaya. Aslında ne kadar biriz, yediğimiz içtiğimiz, kızlara, kadınlara, erkeklere bakışımız bile aynı. Ama böyle işte hani siyasilerin de doğurduğu böyle bir çekişmemiz var. Onları böyle atıyoruz. Orkestramızın içinde onlar da olabiliyor. Ve dediğim gibi bu orkestrayı kurduk. Çok da iyi giderken işte pandemi, demin de siz söylediniz. Pandemi bizi vurdu. Ama şimdi hazırız. Nisan ayında yeniden başlıyoruz. Ve gelecek yıl çok daha iyi konserler yapabileceğiz. Çok daha düzenli konserler yapabileceğiz. Ve biz dünyanın en önemli konser salonunda konser yapıyoruz. Yani herkesin Carnegie Hall'da
konser vermek için biliyorsunuz. Biz orada yapıyoruz. Dediğim gibi İbrahim ve Ayşen, işte yani böyle bir şeye inandınız mı, çalıştınız mı ve doğru şeyleri de ortaya çıkarttığınız zaman yaşıyor orkestra. Dolayısıyla hiç eli cebine gitmeyen insanlar bile ya ben bunlara yardım edebilirim diye düşünüyor. Şimdi yardım dediniz. Amerika'da 800 orkestra neden sizlerin, bizlerin yardımlarıyla oluyor? Bu yardımlar vergi dışı tutuluyor. İşte ülkemizde de dilerim orkestralara verilen yardımlar vergi dışı tutulur. Ve bizim de orkestralarımız demin söylediğim gibi 40 kentimize dağılacak düzeye gelir. New Manhattan Sinfoniyette kısaca böyle. Sizi sıkmak istemiyorum. Çok kısa kesiyorum çünkü. Bile çok vakit isteyen, çok uğraşı isteyen bir yani çok emek isteyen bir çalışma bu orkestrayı kurup devam ettirmek. Peki şimdi gelecek bir konser olacak 20'sinde, 20 Nisan'da, Ocak'ta olacak Holocaust'la ilgili. Çok güzel bir yani çok güzel bir önemli bir konu seçmişsiniz. Bir kere Holocaust konusu tabii bütün insanlığı ilgilendiren bir konu ve Salonika'dan büyümüş bir müzisyen. Ve çok yani çok okudum. Çok güzel bir şey birleşme. Biraz ondan bahsedin. Nasıl oluştu? İbrahim Bey'e söylüyordum. Keşke bunu yayabilseniz konser olurken. Çünkü Zoom'la değil de metodlar var konseri yaymak. Belki pahalı bir şey. Fakat çok geniş işitilmeli. Bu pandemide öğrendik. Zoom ve çok iyiymiş insanlara erişme açısından. Öyle bir imkan var mı? Konseri yayma imkanı? Veyahut şey alınacak mı? Banda alınacak mı? Kaliteli bir şekilde tekrar dinlenilebilecek mi? Evet. Efendim siz İbrahim'i bundan 3 yıl önce görseydiniz, şimdi gördünüz siz. Böyle saçlarında beyazlar falan yoktu adamcağızın. Ama buna başladıktan sonra siz ne diyorsunuz? Yani o prova salonları, o girme koşulları, o saatler, o ısılar, o her üyeyle yapılan kontratlar ve union tabii sendika, yani bütün bunlar. Bütün bunların hepsini İbrahim hamdolsun çok güzel yapıyor. Şimdi bir konseri yaymak tabii istersiniz ama o konser salonunun öyle koşulları var ki yani o koşulları aşabilmek, o paraları bulabilmek çok zor. Şimdi bu konseri nasıl şey yaptık dersek burada bunun mimarı gerçekten Renan'dır. Renan Cohen. Çok değerli piyanistimizdir. Bilirsiniz Renan. O da Ankara Bilkent çıkışlıdır. Biliriz, ederiz. Renan çok çalışkan, çok dürüst bir piyanisttir. Kendisiyle böyle bir şey yapabilir miyiz diye başlayınca konuşmalar Renan buralara kadar taşıdı. Holocaust tabii yani ya artık üstüne konuşmamanız lazım. Yani bu insanların insanlara yaptığı bu zulümden artık yani biz Köroğlu'nu bilen bir ülkeyiz. Yani biz zulmü karşı gelmişizdir zaten. Yani bu Holocaust konu almak gayet güzel ama en önemli olan bu bestecinin Auschwitz'te kurtulmuş olması ama bu bestecinin bence en büyük tarafı Selanik doğumlu olması. Çünkü ben Selanik Orkestrası'nı yönettiğim zaman Selanik Orkestrası'nın baş kemancısı 2-3 gün sonra bana çok yakınlık gösterdiler. Çünkü Selanik Orkestrası'nı ben yönetirken sanki ülkemin bir orkestrasını yönetiyormuş gibi çalıştım. Hiçbir şeyi kaçırmadım. Başkemancısı bana dedi ki, maestro dedi, bugün öğleden sonra ben seni Mustafa Kemal'in mahallesine çıkartabilir miyim dedi. Aa
Tabii dedim, çok sevinirim dedim. Ve beni yukarı bir mahallelere götürdü. Orada birçok şey gösterdi. Bir kahveye girdik. O kahvedeki yani kömür sobasını falan halen anımsıyorum. Ve sonra da bana işte şurada da Yahudi Mahallesi diye onları da gösterdi. Yani öyle ki bir Selanikli insan mutlak Türk müziğini duymuştur, etmiştir. Dolayısıyla ben bu esere çok başka yönden baktım. Bir, Selanik doğumlu. Selanik benim için kutsal bir kent çünkü Atatürk doğdu orada. Dolayısıyla buna yaklaşımım başka oldu. Ve bu eseri öyle bir çalıştım ki onun içinde ben çok bir öz birlik buldum müzikte, Türk müziğiyle o adamın yazdığı, Aseel'in yazdığı müziği. Bunları dünyaya duyuracağız. Dünyadaki ilk çalınışı olacak. Bir de ben ne istiyorum? Hakikaten bir sanatçı olarak tabii biz dostluk isteriz, barış isteriz, başka bir şey istemeyiz. Bu da bir neden olur. İş adamlarımız gelir gider, siyasilerimiz gelir gider, bu konseri paylaşırlar. Bu bir dostluktur. Bir kucaklaşalım. Her şey güzel olsun. Amacı budur konserin. Çok güzel, çok güzel. Yani hakikaten muhteşem bir gelişim. Orada bir bestecimiz, burada okuyorum da şimdi. Evet, sonra. Anadolu kim bestecimizin adı? Gürel Göçtü var. Bir Türk bestecisi var. Başta genç. Onu size söyledim. Her zaman bir Türk bestecisini koyuyoruz oraya. Onu ilan etmiyoruz. Bayrak koymuyoruz. Bakın bu Türk bestecisidir. Evet. Gelsin, dinlesin. O güzel müziği içinde hissetsin. Bakın Türk'ü müziği nasılmış. Öğrensin. Bu. Yani bayrak daha önce de Ferit Tüzün'ü koyduk. Hiç bilmiyorlar. Çünkü F.Tuzun yazıyorsunuz. Ne olduğunu bilmiyor. Sonra dedikten sonra okuyor. Aa bu Türk'müş diyor. Ne kadar güzel melodiler var diyor içinde. İşte bu. Yani. Giriyorsunuz bu konuya. Tabii Anadolu'dan esintiler, onda da bir Türk bestecimiz var. Evet, Ferit Tüzün. Ferit Tüzün. Evet, onlar, o da çok ilginç. Peki başka ne planlarınız var? Sizin çok vaktinizi alıyor muyum diye bakıyorum ama daha vaktimiz var biraz. Başka planlarınız? 100. yıl için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de 100. yılda orkestraların neler yapması için işte bakanlığıma sunuyorum. Dışişleri Bakanlığı'na sunacağım. Çünkü biz New Manhattan Sinfonietta olarak biz Adnan Saygun'un Yunus Emre oratoryosunu Birleşmiş Milletler'de yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz Yunus Emre yani yaşadığı çağ ve söyledikleriyle halen bugün çağdaş ve herkesin ulaşması gereken o ulvi insanın eserini Adnan Saygun'un müziğiyle dünyaya duyurtmak istiyoruz. Yani Türk aslında neler üretiyor? Yani siz burada yaşadığınız için beni çok iyi anlıyorsunuz ama Türkiye'de devamlı bu. Devamlı şey halindeyiz. Böyle konuşuyor, ne var falan diye düşünebilir. Her maça mağlup başlıyoruz dışarıda biz. İşte beraberliğe kavuşuyoruz, sonra da yeniyoruz. İşte uğraşa uğraşa çalışıyoruz. Yüzüncü yılda yapmak istediğimiz bu. Yalnız New York'ta değil, bu eseri dolaştırmak istiyoruz. Örneğin 20 Nisan'da yapacağımız konserdeki bu eseri de dünyada ilk çalınışını yapıyoruz ya, bunu da dünyada duyurtmak isteriz. Yani Auschwitz'te bir yaşamış bestecinin neler çektiğini ama nasıl gururla kendi müziğini yazdığını, hiç eziklik duymadan gururla nasıl bu notalara geçirdiğini duyurtmak isteriz tabii dünyaya. Bilhassa orada kamplarda müzik yapmış adam. Ondan sonra da öldürmüşler, yani inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi. Evet, çok güzel planlar. Peki, şimdi Amerika'nın çeşitli yerlerinde Türk asıllı müzikçiler var. Yani başarılı olmuş. Mesela bir orkestra şefimiz var, Nisan Ak diye. Evet. Ona misafirim oldu bir sene evvel.
North Carolina'da. Piyanistler var. Sonra mesela Demetra Mustafaoğlu var, soprano, Yunan asıllı, Kıbrıs. Hiç onlarla düşündünüz mü onlara biraz yer vermek veyahut yani fikriniz nedir? Tabii Türk diye göstermek istemediğiniz çok haklısınız. Çünkü bunu çok daha ince şekilde yapabilmek. Ne düşünüyorsunuz o alanda? Size şey geliyor mu yani başka Türk asıllı sanatçılar gelip sizle çalışmak istiyor mu? Tabii sizle çalışmak büyük bir şeref. Çok sağ olun Sayın Hanım. Ne demek o? Ben yani bir Türk'le çalışırken, bir Türk solistle çalışırken inanın mutluluk duyuyorum. Yani onu bilirlerdi arkadaşlarım. Benden çok bunlar İbrahim'le işbirliği kuruyorlar. Örneğin işte Azerbaycanlı çok iyi bir piyanistler. Azer ve Azeri ve Türk konseri yapmak istiyorlar. Hani böyle şeyler var. Yakında bunu Ermeni'yle de yapabiliriz, değil mi? Yunan'da da yapabiliriz. Yani bir orkestra varsa bu orkestrayı her türlü şekilde değerlendirmek lazım. İbrahim bunu çok, yani bizim ekzekutif direktörümüz bunu çok iyi değerlendiriyor. Biz ama genelde orkestra içinde çalacak Türkleri bulmaya çalışıyoruz. Yani bir orkestramız bizim 50 kişi ise yani 20 kişisi Türk olsun istiyoruz. Tabii çok iyi çalmak koşuluyla başka türlü orkestraya giremezler. O kadar önemli ki o orkestradan çıkan ses, o birlik. Peki herhalde New York'a müzik çalışmak, New York'a çok Türk öğrenci geliyor müzik alanında değil mi? Juilliard var, kıymetli, çok güzel. Manhattan School of Music çok iyi. Sizin orkestraya girmeleri muazzam bir avantaj onlar için. Yani iyi bir şeyiniz var, kaynak var orada. Bak, New York'ta kaynak. En iyi kaynak New York, en iyi kaynak tabii oraya ilgilen. Sinfonietta hani dedim ya çok flexible, hani bizim bir kuartetimiz de var. O kentet de olabiliyor. Yani İbrahim'le artık Türk konsolosluğu, başka ülkelerin konsoloslukları, sefaretleri, elçileri artık işbirliği yapmaya başlıyorlar. Yani elde tutulur bir şey var. İbrahim'in sunduğu, bak şu var, bu var diye. Biz dediğim gibi hazırlık çalışmalarını hep yapıyoruz. Yani şimdiden gelecek yılın programlarında biliyoruz ne yapacağız. Ama bunun için bazı insanları daha içimize almamız lazım. Yani bize board members lazım. Yani board'a girebilecek. Board'a girmek demek yani para açısından sağlıklı insanların bulunduğu yerdir onlar. Onlar orkestranın yaşamını sağlarlar. Daha çok para bulurlar. Daha çok paralar sayesinde konserler verilmesini sağlarlar. Böyle insanları arama içindeyiz. Zannederim bu Nisan ayındaki konser sırasında bu sürede de birçok yardımsever Türk veya Amerikalı aramıza katılacaktır. Verme açısından. Çünkü 60 senedir buradayım. Derneklerimiz var. Derneklere tabii her zaman para ihtiyacı var. Onun için listeler her zaman elimizde var. Nasıl yardım edebilirsek çok isteriz onu yapmak. Tabii bir de mesela fundraising konserler de olabilir. Herhalde onları da düşünüyorsunuz. Bütün bunları yapmak burada söylemesi kolay fakat emek, iş çok inşallah yani emek isteyen işler. İbrahim'e Evet. Yani ben arada bir konuşmacı davet ederdim. Önemli bir konuşmacı Washington'a. Bir tek konuşmacının gelmesi, konuşması vermesi, odanın bulunması
lojistik açıdan ne kadar emek isteyen bir şeydi. Ne kadar düşünün bir tek kişinin gelmesi. Ben şeye bakıyordum, derneğin, Türk Amerikan Sanat Topluluğu'nun Facebook'unda çok güzel bilgiler var orada da. Mesela Ermeniler müthiş müzisyendir. Yani Türkiye'de biliriz konservatuvarlarda Ermenilerin çok kuvvetlidir müzik açıdan. Çok kabiliyetli insanlar. Onlarla beraber bir konser yapılmış zaten gördüm. Yaptı. O tip bir konser de çok önemli olur. Çünkü işler biraz iyiye doğru gidiyor Kafkaslar'da. onun üzerine bu şekilde onu bir şekilde göstermek de çok çok iyi olur. Çok evet. İyi olur. Burada Şahan var. Burada piyanist Şahan. O çok önemlidir. O bizim dostumuzdur. Yani evinde yemeğini yemişizdir. Ben Borusan'da onu solist olarak da aldım. Çok iyi piyanisttir. Kendisi bu tabii düşünceleri taşıyor. O da kendi ülkesinde yani Ermenistan'da bu gelişimi sağlamaya çalışıyor. Biz daha rahatız. Yani Türkler daha rahat. Biz hazırız. Söylediğim gibi. Kucaklamaya hazırız. Hazırız. Bizim asırlarca yapmışız onu. İçimizde var. Selanik. Selanik tabii. Osmanlı şehriydi. Yıllar yılı Yahudi toplumu ne kadar rahat yaşadı orada. Şimdi aynı şekilde devam ediyor. Evet. Çok salim var ama dikkat ediyorum. Çok vaktinizi almayayım diye. Başka konular var mı sizin için önemli olan dinleyicilerimizin işitmesini istediğiniz? Yani benim iki sayfa soru listem var ama önce sizden alalım önemli konuları. Yani müzik hayatın en gerçek bir parçası. Yani müziksiz hiçbir şey olmaz. Onu göz ardı etmemek lazım. Çocuklarımıza doğru müzik dinletmeye çalışalım. Yani bunu Amerika'da olanlar için de söylüyorum. Yani Türkiye için değil. Çünkü müzik çocuğun beyninde başka bir gelişim getiriyor. Düzen getiriyor. Matematiği güçlendiriyor. Bütün bunlar artık bilinmiş şeyler. Kanıtlanmış, bilim tarafından kanıtlanmış. Onun için müziği evinizde hep var edin. Yani dediğim gibi demin anlattım, çok sesli müzik başta biraz sıkabilir. Ya bu ne böyle bu kadar sesler, şu sesler falan ama bütün bunlar en sonunda size huzur getirecek. Size yani ruhunuzdaki gücü bulacaksınız. Kendi gücünüzü, kendi rahatlığınızı, kendi elinize almış olacaksınız. Ben izin verirseniz Nemrut Dağı'nda verdiğim bir konser dersiniz. Oradan bir şeyi size söylemek istiyorum. Şimdi Nemrut'ta konser vereceğiz. Bize dediler ki konser 45 dakikada bitmeli. Çünkü hava çok soğur dediler. Ben de ona göre bir eser aldım. Yani Vivaldi'nin Mevsimler aldım. Biliyorsunuz o 4 tane mevsim konçerto. Şimdi tabii Nemrut Dağı'na konsere hem kentliler gelmiş böyle kısa kollu elbiseleriyle, gömlekleriyle hem de o yöreden bir sürü insanlar gelmiş battaniyelerle. Şimdi onları sonradan tabii algılıyorum ben. Neyse konser bittikten sonra efendim böyle bazı yayın kuruluşları oradaki insanlara soruyor. Hani ne anladınız açısından böyle sorular soruyor. Şimdi bir battaniyeyi paylaşan iki tane o yörenin insanı, o köylü. Şimdi ne anladınız diye sordunuz da onlar da hep konuşmaya vallahi diye başlıyorlar. Hani söylenen doğru olsun da vallahi bir şey anlamadık. Çok sesler, çok ulvi sesler. Huzur duyduk dedi. Şimdi Vivaldi'nin bu kadar güzel bir eleştirisi inanın dünyada yoktur. Bakın
bu sesler, ulvi sesler, huzur duyduk. İşte yani müzik insanı huzura vardırır. Tam Yunus Emre gibi yani. Tamam. Zaten derler müzik ve matematik insan beyninin en yüksek faaliyetidir derler. Yani en abstre ve en yüksek kompleks. Çok güzel, evet. Şeyde Nemrut'ta konser vermek de kolay değil. Tırmanacaksınız bütün aletlerle, yürüyeceksiniz. Orada küçük merkepler de var. Onlar da, herhalde onlar da taşıdı. Biz de gittik, güneşin doğmasını seyrettik orada. Hakikaten olağanüstü bir yer. Yani Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda seyahat ettik. Açık hava müzesi. Yalnız Nemrut değil, nereleri var? Nerelerde ne konserler verilebilir? Büyük bir potansiyel var yani Türkiye'nin konumu olarak. Evet, çok güzel hatıralarınız var herhalde, çeşitli. Bakayım, çok saat vaktinizi almayalım yavaş yavaş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yani çok çok güzel bir konuştunuz. Bize huzur verdiniz. Bir soru sualim var, dayanamayacağım. Vatikan'da gittiniz Gregorian müziği ve polifonik müzik üzerinde, Rönesans, çok sesli müzik üzerinde araştırma yaptınız, okudunuz. Niye Türklerde polifonik müzik gelişmemiş? Niye monofonik kalmışız? Derler ki mesela Dede Efendi ile Bach arasında bir ilişki varmış, müzikler benzer derler. Bilmiyorum ne dereceye doğru. Niye oradan sonra gelişmemişiz çok sesli müziğe? Çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Adnan Saygun'un benden istediği bir şeydir. Yani Musica Sacra, Vatikan'ın içinde bir okuldur bu. Burada okuyacaksın. Burada Oya Hanım, öğretilen müzik Rönesans'ın çok öncesindedir. 8. 9. yüzyılların müziğidir Gregorian. Yani bu çok başka bir müzik. Bir şeyimiz eksik kalmasın. İnsanın hocası, yani benim hocam, ben bu müzikten de eksik kalmayayım, bunu da öğreneyim diye beni oraya gönderdi. İzin verirseniz kısaca anlatabilir miyim o okulu size? Okula gittim. Bir başvuru yeri var hani girerken. Ben dedim ki burada okumak istiyorum. İtalyancam da çok, son derece az. Peki dedi, hiç önüme bir şey verdi. İşte adı, soyadı falan ve dini geliyor. Dini, bir de mezhebi. Ben mezhep bilmiyorum. Dinimi yazdım falan. Verdim kağıdı, baktı. Ah, orada tabii İslam yazıyor hani. Dedi, burası şey yani Hristiyan. Evet dedim, ben bunu okumak istiyorum, öğrenmek istiyorum. Hani İtalyanların meşhur şeyi, yarın geliniz vardır ya hani. Yarın, hatta dopo domani. Yani yarın değil, ertesi günü geliniz vardır yani. Ben yeniden gittim, bir İtalyanca çok iyi bilen bir arkadaşımla beraber gittim. İşte doldurdum yine. O zaman dediler ki sınava gireceksin. Hani almak istemediler başta, sınava soktum. Benim nasıl bir eğitim aldığımı bilmiyorlar. Ne olduğumu bilmiyorlar. Bana bir sınav açtılar ki yani Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirmiş birisi için hani İngilizce tam piece of cake, yani hiçbir şey değil. Onu yaptım, 10 aldım. Tabii ki girdim. Sınıfta şey vardı, 400 tane rahibe, sister, daha rahibe olmamışlar onlar. 300 tane de efendim cappuccino, daha papaz olmamışlar. Yani 700 kişilik, bir de ben işte sivil Türkiye'den bir. Orada çok şey öğrendim. O müziği öğrendim. O müzik nasıl Rönesans'a gelmiş? O bağı kurabildim. Onun için hocama çok şey borçluyum. Yani o müziği bilmeden başka bir yere atılmak bir boşluk getirirdi hayatımda bana. Yani yönettiğim eserlerde belki o boşluk çıkardı. Ben onun farkına varmazdım. Orada onu öğrendim. O okul
Tabii ki din müziği bir yerlere taşıyor. Çünkü müzik insanların bir arada söylemesini sağlayan, bir arada tutmasını sağlayan en önemli etkendir biliyorsunuz. Din müziği kullanmıştır. Biz de bunun aksi olmuştur. Aslında yani bizim müziğimiz olmadan Kur'an okuyamazsınız. Herhangi bir şey yapamazsınız. Fakat onu öyle bir müzikle bir hani bir yasaklamışlar. O girmemiş oraya. Ama buna karşın diğer Müslüman ülkeleri söylemek istemiyorum ama bizde biliyorsunuz 7 tane opera vardır, bale vardır, işte 8 tane devlet senfoni orkestraları vardır ve komşularımızda ve birçok dünya ülkelerinde olmayan özel orkestralarımız, özel üniversitelerimiz, bütün bunlara karşın vardır. Evet. Çok çok güzel, evet. Ben orayı merak ettim çünkü ben de çok severim Gregorian müziğini ve eski Rönesans müziğiyle, Rönesans evveli. Çok teşekkür ediyorum Güler Bey, harikasınız. İnşallah tekrar sizi tekrar alırız, ilerlemeleri anlatırsınız, yeni gelişmeleri. Çok vaktiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Her programda, her hafta programda konserin flyer'ını gösterip iki kelime söyleyeceğiz, haberi vereceğiz. Çok severek. Bir şey kapatmak için size çok teşekkür ederim beni aldığınız için bu programa. Kocaeli'nden Serkan diye bir arkadaş katıldı. Sonra bir bey daha katıldı. Şimdi o bey bilmiyor ki o beyin çok güzel bir sesi var. Eğitim alması lazım. O kimdir bilmiyorum. Adını... Çağlar herhalde. Ona söyleyiniz. Bir sıkılmadan yaşı ne olursa olsun eğer yakınlarında bir konservatuvar varsa Şam bölümüne gitsin, ders alsın. Müthiş bir sesi var. Tanrı vergisi. Onu kullansın. Her zaman hocasınız. Çok güzel. Her zaman. Çok doğru. Bunu peşine düşelim. Evet, tekrar teşekkürler. Büyük şeref bizim için sizi ekranımızda görmek. Çok iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Allah'a ısmarladık efendim.